Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hasene kavramı üzerinde duracağız. Hasene, güzel şey, güzellik anlamında. Hepimizin namazda okumuş olduğu dualardan birinde geçer. Orada deriz ki, Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Allah'ım bize dünyada hasene ver, güzel şey, iyilik ver. Ahirette de hasene, güzel şey ver. Vakina azabenlar ve bizi cehennem azabından koru. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir duadır ve bizler de namazlarımızda bu duayı yapmaktayız. Bize düşen ömrümüzü hasenelerle geçirmek ve bunun çoğulu hasenat gelir. Güzel şeyler, güzel ameller anlamında kullanılır. Ve bunun mükafatı Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve denilir ki مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ أَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı var. Burada tabi hasene seyyiye, bunun mukabili hemen hatıra gelir. Hasenenin mukabili seyyiye, yani kötü iş demektir. Kötü işin karşılığı 10 kat değil, 1'e 1. Ama Allah mükafat vermeyi istiyor ve bir kimse bir iyilikle Allah'ın huzuruna geldiğinde ona 10 katıyla bunun sevabını veriyor. Bir başka ayette hasenenin akıbetiyle alakalı, yapılan güzel işlerin akıbetiyle alakalı şöyle buyurulur. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪ي الدُّنْيَا hasene. Bu dünyada güzel işler yapan kimseler için hasene vardır. وَلَدَارُ الْآخِرَ hayır, ahiret yurdu ise çok daha hayırlıdır. Yani bu dünyada güzel işler yapmanın da akıbeti güzel bir neticedir. Allah-u Teala kulunu mahcup etmez, kulunu mahrum bırakmaz. Bir kimse iyilik yaptıktan sonra, güzel iş yaptıktan sonra hel cezaul ihsan illel ihsan. İyiliğin karşılığı ancak bir iyiliktir. İyilik yapan iyilik bulacaktır. Ve dünyada dinin güzel görmüş olduğu amelleri yaptığımızda zaten bunun peşin mükafatını iç huzuru şeklinde elde ederiz. Gönlümüzde bir sükunet, gönlümüzde bir sekinet meydana gelir. Bu yaptığımız amelin dünyadaki peşin mükafatı gibidir. Ama sadece bununla sınırlı değil. Allah-u Teala diğer alemde çok daha hayırlısını verecek. Yapılan iyi amellerin karşılığını kat be kat diğer alemde mükafatlandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'in hasenatla alakalı bize bildirdiği önemli esaslardan birisi şu. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Yani yapılan iyilikler, güzel şeyler, seyyiatı yani kötü olan fiilleri, kötü olan şeyleri giderir. Yani bu bir nevi artı eksi meselesi gibi. Mesela bir kimsenin diyelim 10 bin lira borcu var. Bu bir eksi. Ama ödediği zaman artık onu kaldırmış oluyor ve o borç kalmamış oluyor. Demek ki bir insanın seyyieleri yani kötü amelleri bunların her birisi birer eksi. Ama buna mukabil iyi işler yaptığında bunlar da artı. Ve eksi artı birbirinin netice itibariyle dengeleyebiliyor. Ve böylece insan o kötü amellerin sorumluluğundan büyük ölçüde kurtulmuş oluyor. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Bu Kur'an-ı Kerim'in müjde olarak kabul edebileceğimiz ayetlerinden birisidir. Zaten hayatımız hasenat ve seyyiatla karışık bir şekilde gidiyor. Yani bizden istenen aslında o kötü şeylere hiç girmemektir. Ama neticede insanız. İnsanın bir takım kusurları da var, eksikleri var. Bundan dolayı her günkü hayatımızda bir takım seyyieler, kötü ameller olabilir. Kötü fiiller, kötü düşünceler, kötü hayaller, kalbimizden geçen kötü temenniler, bu gibi şeyler olabilir. Ama bunları hemen hasenata tebdil etmek lazım. Ve güzel şeylere çevirmek gerekir. Bu da tevbeyle mümkün. Yani insan yaptığı kötülüklerin farkına vardığında bundan dolayı rahatsızlık duyacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. En nedmu tevbe. Yani pişman olmak tevbedir.
Demek ki pişman olmak vicdani bir şey. Dışarıda pek de harici tezahürü görülmeyebilir. Kalbe ait bir durum. Ama bir insan diyelim bir başkasının kalbini kırdı. Bu bir seyyiye. Bu durumda bunu haseneye çevirmesi lazım. Bundan pişmanlık duymak bunun ilk adımıdır. Ardından da gidip ondan helallik dilemek, güzel sözlerle kalbini hoşnut etmeye çalışmak, bu da bunun haseneye çevrilmesidir. Böylece o eksi durumdan ve günah olan durumdan insan kurtulmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim hasenatın seyyiata tebdilini bir müjde olarak bildirmekte. Evet, bir takım seyyiyeler, kötü haller var ama bu seyyiyeler hasenata dönüşebilir. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ Hasenat. İşte onlar Allah'ın seyyiyelerini hasenata çevirmiş olduğu kimselerdir. Meal itibariyle bir kısım insanların seyyiyelerinin hasenata çevrildiği ifade ediliyor. Bunun yorumunda bazı zatlar şöyle değerlendirmişler. Demişler ki işte onların ne kadar günahları varsa bu günahlar sevaba dönüşür. Burada hasenata sevap manası verilmesi söz konusu. Belki bunu teyit eden bazı rivayetler de var. Ama esas itibariyle ayetin anlatmış olduğu bu değildir. Ayetin anlatmış olduğu onlardaki kötü kabiliyetler, kötü uygulamalar iyi şeylere dönüşür. Şöyle örnek vermeye çalışayım. Mesela İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan önce Ömer kavmin önde gelenlerinden biriydi. Kabiliyetli bir insandı ama kabiliyetini şirk yolunda kullanıyordu. Öyle ki Peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıkmıştı. Bu seyyiat, tamamen bir seyyiat hayat. Seyyiyelerle dolu bir hayat. Ama öyle oldu ki Peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıkmışken orada manevi hayat buldu, Müslüman oldu. Gelip Peygamberimizin huzurunda İslam'ını, Müslümanlığını ilan etti. Bunun neticesinde adaletiyle bilinen, tarihe mal olmuş bir şahsiyet ortaya çıktı. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İşte Ömer'in seyyiatı hasenata tebdil oldu. Yani ondaki kötüye kullanılan kabiliyetler artık iyi yönde kullanılmaya başlandı. Televizyonu düşünelim. Televizyon bir alet. Eğer kötü programlar izleniyorsa seyyiye, baştan sona seyyiye. Ama aynı televizyonla iyi programlar izleniyorsa bu da hasene. Demek ki hasenat, seyyiatın hasenata dönmesi, kötülüklerin iyi hale gelmesi, kötüye değil de iyiye kullanılması. İşte bu noktada hepimize düşen görevler var. Çünkü hepimizin seyyiyelerle dolu, günahlarla dolu, hatalarla dolu bir hayatı var. Bunlar birer eksidir. Bu eksileri artıya çevirmek mümkündür. İşte dünün cimrisi bugün cömert biri olabilir. Bu durumda onun seyyiyesi haseneye değişmiş olacaktır. Dünün korkak bir insanı bugün çok cesur bir kimse haline gelebilir. Korkaklık, lüzumsuz bir korkaklık seyyiyedir. Ama yerinde kullanılan bir cesaret o artı bir değerdir. İşte bu kimse de seyyiye, haseneye dönüşmüştür. Demek ki bu şekilde her insanda seyyiyeler var. Yani eksiler, eksiklikler, kötü haller var. Bunların hasenata dönüşmesi, yani iyi fiillere, güzel fiillere dönüşmesi mümkündür. Ve bu noktada eğitim devreye girer. Mesela eğitim insanları eğitiyor. Belli bir seviyeye getiriyor. Ve bu insan eğitilmeyi kabul eden bir varlıktır. Yoksa eğer eğitimde bazı şeyler değişmeyecekse bu tarz bir faaliyette bulunmanın da bir anlamı söz konusu olamaz zaten. Bütün dünya insanları eğitmeye çalıştığına göre demek ki bu insanların eksik olan halleri artı hallere dönüşebilir. Seyyiyeleri hasenelere tebdil olunabilir. Dünün kötü insanları bugün iyi insan haline gelebilir.
Asıl olan, esas olan seyyiyelerden uzak tertemiz bir hayat yaşamaktır. Ve seyyiyeler hayatımızda karanlık noktalar gibidir. Ama hasenat işlediğimizde, kötülüğün peşinde bir iyilik yaptığımızda bu onu silmiş olur. Tahtadaki işte bir lekenin silinmesi gibi veya elbisedeki kirin yıkanıp da temizlenmesi gibi insan bu şekilde temizlenmiş olur. Bir taraftan günahlarla kirlenirken ardından tevbe ve istiğfarla bu insan pırıl pırıl bir hale gelebilir ve bunun neticesinde artık o insan bütün azalarıyla iyilik yapar bir hale gelir. Aklı hep hikmeti araştırır. Gözü ibretle aleme bakar. Kulağı hep güzel sözleri duymaya çalışır. Dili hakikatleri terennüm etmeye gayret gösterir. Kalbi Allah'ın marifeti muhabbetiyle dolar. Böyle olunca hani tabiat boşluk kabul etmez denilir ya, bu kimse devamlı iyi şeyleri yaptığında artık onun dünyasında kötülüğe yer kalmaz, seyyiyeye yer kalmamış olur. Cenab-ı Hak bizleri bütün ömrünü hasenatla değerlendiren bahtiyarlardan eylesin.